Merhaba Kanal 3 izleyenleri. Bu hafta sizlerle Maximia'dayız. Sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel nikah elbiselerini görmeden önce isterseniz gelin bir mağazamızı gezelim. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Tabii, ismim Nurten, 26 yaşındayım. Afyon'da yaşıyorum. Saç makyaj tasarımlarıyla ilgileniyorum. Kendi alanım, mesleğim bayan kuaförlüğü. Çok bu güzel. Şekilde. Birazdan gerçekten bize vereceğin bilgiler çok işimize yarayacak. Ama öncelikle kıyafetini yorumlamak istiyorum. Elbisen gerçekten hani nikah için çok uygun. Beyaz, ekru hatta bir elbise. Derin ve yaka, hayal türlü kapatılmış. Sırt dekoltesi çok güzel. Hani evet. İyi bakabilir miyim arkasına? Tabii. Yine taş işlemeli ve tül üzerinde işlemeli bir sırt dekoltesi var. Bir de burasında şal gibi bir detayı var ama onu çıkaramıyorsun sanırım, değil mi? Evet, o sanırım arkada kalıyor. Elbise gerçekten çok sade ve şık olmuş. Yani nikah konsepti için çok güzel bir tercih olmuş. Bu ortasındaki güpür detayı, pul taşları ve sırt dekoltesi gerçekten çok hoş ve zariflik katmış Peki, elbiseye. Peki sence bu elbiseyle nasıl bir nikah düzenlenir? Bu elbiseyle nikah töreni daha çok dışarıda, böyle açık hava, açık alanlarda nikah töreni için gayet güzel bir tercih olur. Çünkü sade ve şık bir elbise. Evet. Daha çok açık alana daha uygun, müsait bir elbise. Uzun, salaş, doğal aslında. Evet. Çok aşırı abartısı, renkli bir şey yok. Zaten nikah konsepti gelin, hani düğünün ilk adımıdır. Evet. Daha sadelik ön planda. Gayet şık, açık alan beğendim. Nikah törenlerinde tercih edilebilecek bir elbise. Yalnızca tek bir şey beğenmedim, çiçeğin. Çiçek. Yani çiçek. Rengi pek uymamış. Bir de ben evet. Daha çok canlı çiçeklerden yanayım bu tarz şeylerde. O yüzden evet. Beğenmedim. Ben aslında onun yerine bunu senden alıp Tabii. Bir tane şapka gördüm az önce. Onu takmak istiyorum. Tabii. Şu şapkayı gerçekten çok beğendim. Bence böyle daha şirin oldu. Evet, yani konsept, nikah konseptine her şey olabiliyor. Şapka, el çiçeği, canlı bir buket ya da böyle canlı gül. Beyaz gül de evet. Olabiliyor. Ama genelde yapay çiçekler daha çok kapalı ortamlardaki nikah törenlerine daha uygun. Ama evet. Dışarıda konseptse böyle bir şapkayla hani güzel bir derinlik katılabilir. Farklı olunabilir. Çok güzel olur yani. Peki sen nikahtaki mesela konseptleri beğeniyor musun? Ya da nikah kızlarımızın tarzlarını beğeniyor musun? Genelde sade ve şık modeller tercih ediliyor. Saçlar daha resmi, biraz daha toplu, gergin topuzlar olabiliyor doğal olacak şekilde. Ama açık alan dışarıdaysa salaş saç modelleri de olabilir. Tercih edilen kıyafete göre değişiklik de gösterilebilir. Makyajlarda derinlik, gözler daha çok ön planda oluyor. Çünkü nikahta genelde hep sade, beyaz, krem, ekru tarzındaki renkler tercih edildiği için makyajlarda gözler ön planda olduğu zaman
biraz daha hoş bir görüntü sağlanıyor. Evet, ama ön planda derken de yine aşırı bir abartıya kaçılmamalı değil mi? Yani kaçmadan, daha çok böyle buğulu göz makyajları, evet. Böyle çok aşırı koyu olmadan daha çok eyeliner, kiprik, rumel olarak canlandırılırsa daha hoş derinlik katıp daha güzel bir görüntü sağlanabilir yani. Açıkçası ben çekimlerde falan nikaha gitmediğim için pek bilmiyorum, evet. Hani nasıl giyiniyorlar, nasıl yapıyorlar. Ama yani gördüğüm kadarıyla çok... fotoğraflardan ya da televizyonda izlediğim kadarıyla bu tarz elbiseler ve sade işte saçlar, makyajlar tercih ediliyor. Yani bu şekilde kombin olarak devam edebiliyor. Peki yani. Peki benim elbisem nasıl sence şu anda? Senin elbisen de çok şık olmuş nikah töreni için. Gelinin kız kardeşi olabilirim bence bu elbiseyle. Evet, gayet şık. Yani gelini temsil edecek, misafirleri ağırlayacak şıklıkta. Zaten diğer misafirler çok abartı olmayacaktı. Senin elbisen de tam yerinde olmuş bence. Hafif kol apolet detaylarıyla çok güzel bir zariflik katmış omuz detaylarına. Balık model zaten her zaman için tercih edilen bir model. Çok şık olmuş. Renk uyumu da gayet güzel. Çünkü gelin beyaz ve krem renkler tercih ettiği zaman en yakınlarının biraz daha belirgin renkler tercih etmesi gayet güzel olur. Bence çok şık olmuş. Peki sence saçım? Ben saçımı şu an pek bu elbiseye uyduramadım. Yani yaka detayı biraz kapalı, hafif salaş, böyle ensede dağınık, doğal, dışarıya uygun salaş saç modelleri olabilir. Biraz da hani gelinin kardeş olduğun için daha çok ön planda, gelin kadar sen de onun yanında ön planda olacaksın. Evet, misafirler olacak belki, evet, orada. Karşılamak amaçlı hani herkes aile olarak şık bir şekilde temsil etmek durumunda kalabiliyor. Salaş böyle dağınık, ensede topuz olabilir. Makyajda gene sadelik ön planda olabilir. Bana çok böyle aşırı toplanmadan salaş modeller bu elbiseye daha hoş durur. Evet, ensede dökülebilen böyle dalgayla falan çok şık durur bu elbiseye. Çünkü yaka detayı hafif kapalı, toplu olursa biraz daha iyi durur. Peki, o zaman istersen başka söyleyecek bir şeyin yoksa sıradaki elbiseye geçelim. Tamam, geçebiliriz. Tercih ettik. İlla uzun giymek istemeyenler olabilir. Yine volanlı kolları var. Full dantel işlemeli. Tül üzerine dantel işlemeli. Dantelin asaleti benim en sevdiğim şey dantel. Asaletini çok güzel bir şekilde yansıtmış. Sen nasıl buldun elbiseyi? Ben de çok rahat ve zarif buldum. Dediğin gibi kol detayları çok hoş olmuş. Elbiseye ayrı bir hava katmış. Çok rahatlık vermiş yani belki bence. Belki tıktıkça da böyle çok güzel, evet, bir görüntü ortaya çok çıkar. Hoş bir volan, ayrı bir hava katmış yani. Sırf dantelden olması da ayrıca bir hava vermiş elbiseye. Özellikle bu yaka omuz detayları çok, evet, hoş olmuş tülün üzerine. Yani omuzu geniş olan bayanların rahatlıkla tercih edebileceği tarzda bir elbise. Çok kısa değil, boyu orta bir boy, gayet rahat. Yani nikah törenlerinde giyilip tercih edilebilecek, güzel güne anlam ve önemini belirtecek güzel bir elbise, evet, olmuş bence. Birazcık bol gelmiş bel kısmı ama o, evet, düzeltilebilir. Tadilatla falan belki bir işleme alınabilir. Ya da isteyen boyunu da kısaltabilir çok uzun geldiyse. Evet. Peki sence bu elbise nasıl saç ve makyaj yapılır? Bu elbisenin yaka detayı kapalı. Omuzlar hafif açık olduğu için salaş modeller daha çok ön planda olur. Makyaj gene aynı şekilde salaş doğallı. Derken... Salaş hafif doğal dalgalarla, wak dalgası diye geçiyor günümüzde. Mesela öyle wak dalgası şeklinde böyle salaş ensede hafif böyle omuz detayları düşen dalgalı saç tarzda olabilir. Evet. Dayanık topuz desek daha doğru olur büyük ihtimal bunun üzerine. Çünkü elbise gayet hareketli. Çok aşırı hani dalgaya kaçılmadan doğal dalgalarla toplanması daha
daha çok elbiseyi yoksa tamamlar. Çok abartı olabilir, evet, türlü. Çok abartı olur. Makyajda da daha çok sade, gene aynı şekilde günümüzün trend tonları, şeftali tonları, toz pembe, yani hafif böyle sıcak gösterecek tonlar ele alınabilir. Evet, nikah zaten daha çok yazın olan bir şey sanırım. Evet, yaz renklerini daha çok trend olan renkler, daha doğal sıcaklık veren yüzü. Çünkü elbisemiz beyaz. Beyaz olduğu için yani yüzün sıcak olması gerekiyor. O yüzden siyah tonlarından biraz uzaklaşılabilir aslında gölgelerde falan. Kahve tonları da çok şık olur. Gayet bu şekilde elbiseyi tamamlayarak güzel bir kombin hazırlanabilir. Peki sence nasıl bir konsept olabilir? Nikah konsepti bu elbiseyle? Bu elbiseyle daha çok kapalı alanlarda giyilebilir. Daha çok nikah dairelerinde tercih edilebilir. Biraz daha resmi, kapalı bir ortam, toplulukta giyilebilecek bir elbise. Ama kapalı ortamı bence daha çok uyumlu olur diye düşünüyorum. Ayakkabı da bence yine beyaz bir stilet de olabilir bunun altına. Ya da nude tonlarda. Evet, olabilir. O da olabilir. Sence nasıl olabilir? Sence nude tonları da güzel olabilir. Kırık beyaz tonlarında da gayet hoş olabilir. Belki çok açık toz pembe pudra ayakkabı olup böyle canlı bir buket gül çiçek tarzı ayakkabı tamamlanabilir. Renk de katılabilir, evet, elbiseye ekstra olarak. İlla beyaz olacak diye bir şey yok. Baştan aşağı beyaz olmak, evet, zorunda değil. O yüzden ayakkabıyı böyle pudra tonlarında kullanıp bir canlı çiçekle, buketle ya da laleyle falan kombin edilebilir. Çok şık durur. Belki hani damat adayının da yakasına küçük bir, evet, buket lale hani takıldığında ikisi güzel bir kombin olabilir. Hem de elbiseye renk katmış olur. Gayet fotoğraflarda da canlılığını korur. Kombin, evet, bence güzel de, olur. İstersen başka ekleyecek bir şey var mı? Yoksa şu an için yok. Elbise gayet geçelim o zaman. Tamamdır. Bir model tercih ettik sizler için. Çünkü sadece nikahla hani düğün yapmayıp nikah kıymak isteyenler olabilir. Ya da ikinci düğünü olan kişiler için bu elbise daha uygun bence. Yine full tül üzerine omuzları işlemeli. Elbise birazcık büyük geldi bize ama hani beğendiğimiz için size de göstermek istedik. O yüzden aslında uzun kollu bir elbise. Yine tül işlemeleri var. Bunu bu şekilde buralardan kestirip daraltabilirsiniz. Ya da bizim gibi bu şekilde kıvırıp kullanabilirsiniz. Ya da tamamen kısa kollu kullanmak isterseniz kestirebilirsiniz. Sen bu elbiseyle nasıl bir konsept düşündün? Bu elbise dediğin gibi ikinci başlangıç düşünen bayanlar için tercih edilebilecek bir elbise. Eğer gelinlik giymeyi o gün için düşünmüyorsa, nikahtan sonra günü bitirmeyi düşünen çiftler için bence güzel. Hem gelinlik havası vermiş, evet, biraz daha bir ağır bir tasarım olmuş. Üst detayı falan biraz daha gelinlik güpürüne benzetilmiş. Yakası kapalı, kolları yarım kol olarak daha güzel ama uzun kol olarak da tercih edilebilir. İkinci nikah, yani nikahtan sonra gelinlik giymeyecekse eğer nikah için güzel olur. Hem gelinlik havası taşıyor hem de aksesuar olarak güpür detayı olsun, taş detayı olsun bayağı elbiseye hani özen gösterilmiş. Biraz daha gelinlik havasında bir nikah elbisesi bu. Peki yani, nasıl bir yerde nikah olabilir bu elbiseyle? Bu elbiseyle dışarıda da olabilir. Açık hava konseptine de uyum sağlayabilir. Çünkü biraz balık model biraz gelinliği de andırmış aslında, evet, elbise. Uçları yine yani, tül olduğu için. Evet. Balık indiği için açık havada da olabilir. Kapalı mekanda da giyilebilir aslında. Ama kapalı mekan için biraz daha fazla olabilir belki nikah
dairesinde değil de daha böyle salon tarzı yerlerde nikah kıyılacaksa eğer, o zaman için hani bu elbise tercih edilebilir. Evet. Peki sence saç makyaj nasıl olmalı? Saç makyaj yaka deteği kapalı olduğu için elbisenin omuzları falan da kapalı. Toplu bir saç, gergin topuzlar olabilir. Daha böyle önleri doğal, hani kulaklar çok açılmadan böyle daha hani şirin gözükecek topuzlar, düz topuzlar. Evet, olabilir. O tarz topuzlar daha şık, daha sade gösterir. Çünkü elbiseniz gayet ön planda bir elbise. Balık model, yaka detayı olsun, bel kısmı olsun, bütün detaylar var elbise. Her detayına düşünülerek hani hepsi elbisede birleşmiş gibi adeta. Gayet sade bir saç ve makyajla, toplu bir saç, evet, düz bir saç, makyajlı dalga olmadan. Da sade, evet, olmalı bence. O şekilde kombinlenerek güzel bir uyum içeriğinde taşınılabilecek bir elbise bence. Peki içinde nasıl hissediyorsun kendini? Elbise çok rahat. Gelinliğin verdiği sıkılığı aslında vermiyor. Çok rahat. Gelinlikler genelde çok sıkı oluyor, evet, ve rahatsızlık verebiliyor. Yani hareket etmesi çok rahat, yürümesi. Yani elbise çok rahat tasarlanmış. Ben mesela düğünümde hani elbise tarzında, hı-hı, bir şey giymek istiyorum. Gelinlik yerine hani o ağırlığı şeyi biraz kaldıramayacağımı balık düşünüyorum. Tarzı o zaman. Abiye tarzında elbise, ya gelinlikler. Ya da bildiğim böyle düz olabilir, askılı beyaz bir elbise. Evet, güzel olur. Zaten gelin o günün önemini taşıyan ön nokta olduğu için her ne giysen geline yakışır derler burada. O yüzden herkes öncelik gelindedir. Giren herkes, gelen herkes, konuklar olsun, aile, çevre olsun, geline odaklanırlar. Çünkü gelin hani insan hayatında bir kere olan bir şey ve güzel bir durum. Yani tercih edilebilir. Zevk meselesi biraz. Elbise tarzında da olabilir tabii. Peki eklemek istediğin başka bir şey yoksa sıradaki elbiseye geçelim o zaman. Olur, geçebiliriz. Model tercih ettik. Tül üzerinde ince işlemeleri var. Etek uçları yine tülden. Sen nasıl buldun kendini? Çok rahat bir elbise. Tercih edilebilecek bir elbise bu da. Beli hafif sıkıyor. Belden aşağısı hafif açılan bir elbise tarzı. Çok güzel bence, çok rahat. Evet, aslında hani gelinlik modeli ama içinde kasnak olmadığı için daha düz bir elbise gibi duruyor. Nasıl bir konsept peki? Dışarıdaki açık alan, tamamen açık alan, böyle bahar, salaş, evet, kır düğün tarzında böyle nikah kıyılacaksa, aynen, onun için öncelik giyilebilir. Ya da bazen gelin adayları böyle nikah törenine önce böyle bir elbise, gelinlik tarzında bir şey tercih edip daha sonra gelinliğini ilerleyen saatlerde giyebiliyorlar. Öyle için bir konsepte de bu tercih edilebilir. İnce detayları çok rahat olmuş. Herhangi bir yeri, kolu veya hani değdiği zaman rahatsız etmiyor. Pul detayından ziyade inci daha iyi olmuş bence. İnci aslında eskiden hani çok modaydı. Sonrasında yine böyle bir demode olmuştu. Şimdi günümüzde tekrar çok fazla kullanılmaya başladı. Hem tokalarda olsun, küpelerde, takılarda, elbiselerde, her yerde çok fazla kullanılıyor inci. Onun dışında başka saç makyaj nasıl olabilir sence? Saç makyaj bence bu kıyafete yakası tamamen kapalı yukarıda. Omuzlar kalın askı tarzında. Senin daha çok gibi bir topuz olabilir, evet, bence. Topuz balerin olabilir. Topuz, balerin topuz olabilir. Belki biraz daha hani net yüz böyle açılıp hani daha gergin, evet, topuzlar tercih edilebilir. Yani buna düz topuz, tepede topuzlar çok güzel olur. Çünkü yaka detayı
şey biraz daha kapalı olduğu için saçların gergin toplanarak yüzü biraz daha öne çıkartmak gerekir. Elbisenin modelini de zaten hani prenses deniliyor. Prenses evet. deyince de aklımıza topuzlar geliyor. Evet, prenses modeli taşıdığı için elbise prenses saçları var. Topuz o şekilde toplanabilir. İkisi kombin olarak güzel olur bence. Makyajda da saçlar gergin topuz olduğu için gözler gene ön planda olabilir doğal tonlarla. Zaten gelinlik tarzı bu tarz şeylerde gözlerin ön planda olması daha iyi oluyor bence. Evet, fotoğraf çekimlerinde falan daha canlılık katıyor bence de. Çünkü krem ve beyaz kıyafet elbiselerde genelde yüz canlandırıldığı zaman daha hoş bir görüntü sağlanabiliyor. Ruj kullanılacaksa da eğer sadece bir ruj, hani gözlerinizi daha arka planda bırakırsanız daha doğru olur. Onun dışında ayakkabı da nasıl olsa gözükmüyor deyip de hani istediğiniz bir şey giyebilirsiniz ama bence öyle yapmayın. Elbette bir şekilde bir yerden görünme durumu söz konusu olabilir. Evet, çünkü yürürken falan kaldırıldığında yürürken, evet. gözükebilir. Yine aynı tonlarda bir ayakkabıyla olabilir bence. Evet, kombin olabilir ya da buna da el çiçeği ya da küçük salaş tokalar olabilir, evet. tercih edilebilir. Yani kişinin zevkine bağlı tamamen. Bazıları çok sadelikten yana hani çiçekle kombin yapabiliyor ama hani saç aksesuarları da katılıp elbiseyi tamamlayabilir. Aslında. Ama ben çok uyduramadığım için bu elbiseye takmadık ama şu şekilde görmek için, görmeniz için sizlere evet. bu tarz aksesuarlarla. Arama yüze düşen türler evet. tercih edilebiliyor nikahta falan. Yine çok ince güzel. Detayları da var aynı şekilde elbiseyle aynı. Evet, kombin sonra olabilir. Sonra şeylerde de kombinleyebilirsiniz. O zaman istersen sıradaki elbiseye geçelim. Tamamdır. Elbise tercih etmişsin. Aslında çok evet. kısa değil, midi boy bir elbise. Güpür üzerine işlemeli, düz evet. sade bir elbise. Nikahlarda her şekilde tercih edebileceğimiz tarzda bir elbise. Sen nasıl buldun? Sade, şık bir elbise. Demiş olduğun gibi güpür detayları çok ön planda. Düz bir elbisemiz var. Yani kapalı olan nikah dairelerinde kullanılabilecek evet. bir elbise bence. Çünkü elbisemiz çok sade ve şık. Yani düz alıyor bir yerlerde yansımalar oluyor ama bir parlaklık nereden? Evet, bu güpür detayından sanırım. Var. Yok, pulları var, şeffaf pulları var, payetleri var içinde. Şimdi fark ettim ben de. Hafif bir ışıltı varmış. Bu da güzel ay, bir yansıma katmış. Oluyor içinde. Evet. Yani sade orta boy bir elbise. Kolları yarım kol olması da çok güzel olmuş. Hani ilkbahar, sonbaharda da giyilebilecek bir elbise. Zaten kapalı yerlerde tercih edildiğinde daha çok elbiseyi taşıyacağını düşünüyorum. Yine tabii sana bol olmuş. Evet, biraz bol geldi. Bedenine göre elbise bulamıyoruz çünkü gerçekten çok zayıf. Biraz tadilat gerektirebilir. Alacak kişinin de taşıyacak kişinin de giymesini hani giydiği zaman istediği yerlerden tadilat olursa daha hani muntazam, daha şık duracağını düşünüyorum. Ama çok rahat bir elbise. Hiç rahatsız etmiyor vücudu. Evet. Gayet hoş olmuş, yumuşak bir dokusu var. Ben çok olsam, güzel olarak tasarlanmış. Bu elbiseyi beyaz bir stiletto ile giyip saçlarım eğer siyah olsaydı senin gibi dalga maşa yaptırıp hafif bir maşa ama öyle evet. şey maşalardan çok kıvırcık değil. Olmadan evet, doğal. O şekilde bir maşa yaptırıp sadece kırmızı ruj sürerdim. Evet, çok güzel olabilir. Evet. Açık olabilir. Böyle hepsini dalga sarıp yanda alınabilir. Belki aksesuar olarak gene kullanılabilir bunda da. Çünkü elbise sade olduğu zaman aksesuarlarla tamamlandığında daha hoş duracağını düşünüyorum. Aslında genelde çiçek alınıyor değil mi? Evet, bir el çiçeği olabiliyor. Ya da canlı çiçekler de tercih edilebiliyor. Aslında çiçek yerine bu tarz küçük, minnacık, gerçekten küçük çantalar var böyle. Kese tarzında. Evet, olabilir. Bileğe takılan evet. Bence da olabilir. Bazen yerine göre onlar da güzel duruyor. Evet, güzel olabilir. Fotoğraf çekimlerinde falan şıklık, hı-hı. zariflik katabilir. Öyle bir çanta da olabilir. Saç aksesuarı da olabilir. Yani elbiseyi tamamlayacak her şey kişinin zevkine göre hareket edilerek tercih edilebilir bence. Takılarda da yine zarif kolyeler takabilirsiniz boynu açık olduğu için. Ya da evet. bileklikler de olabilir aynı bileklik şekilde. Bileklik de olabilir. Bazen özel günlerde takılan takı
aksesuarları da olabilir. Hani erkek tarafının taktığı aksesuarlar da taşınabilir belki. Ama onun haricinde güzel bir tercih olmuş. Yarım kol olması çok iyi olmuş. Evet. Yani hem yazı temsil edebilir hem sonbahar. Yani de gayet rahat giyilebilecek mevsimsel bir elbise olmuş bence nikah için. Ben gayet güzel bir elbise. Peki başka eklemek istediğim bir şey var mı? Hayır, yok. O zaman ben sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim size. Bu haftalık bu kadardı. Haftaya aynı gün aynı saatte farklı bir mağazada farklı bir konseptle görüşmek üzere. Hoşçakalın.